arkadaşlar, ben İbrahim Hoca. Merhabalar gençler, ben Ufuk Hoca. Arkadaşlar, bu videomuzda sıralama ve basit eşitsizlik ünitesini işleyeceğiz. 2 videoluk bir ünitemiz. Bu ilk videomuz oluyor, basit eşitsizlik ve sıralamayla ilgili. Evet gençler, bu videomuzda daha çok basit eşitsizliklerin özellikleri üzerinde duracağız ama örnekleriyle beraber ikinci videomuz daha çok örnek ağırlıklı. Evet, daha uygulama ağırlıklı olacak. Hazırsak başlayalım. Önce tanımdan bir bakalım. Eşitsizlik nedir? Eşitsizlik içinde küçük, küçük eşit, büyük, büyük eşit sembolü bulunduran ifadelere biz genel anlamda Ufuk Hocam eşitsizlik diyoruz. Burada küçükle küçük eşit arasındaki farkı ayırt etmek adına şöyle bir şeyler yazabiliriz. 5 küçüktür 7 doğru bir ifadedir ama 5 küçüktür 5 yanlış bir ifadeyken bu küçük eşittir bunu doğru hale getirir. Evet. Bunun anlamı küçük de olabilir. Eşit de olabilir. Evet. İkisinden birinin sağlanması yeter anlamına gelir. Küçük veya eşit anlamında olmuş gençler. Oluyor. Peki bunun sayı doğrusunda bize anlattığı nedir? Mesela x küçük eşittir 5 ya da x küçüktür 5'in bize anlattığı nedir İbrahim Hocam? Şöyle söyleyebiliriz. X 5'e kadar olabiliyor. 5 dahil oluyor. Ama 5'ten küçük değerler de zaten olur anlamında. Buraları şöyle alabiliriz. Biz bunu sayı doğrusunda gösterirken öğretmenim dahil olan sayı nasıl gösteriyoruz? Böyle dolduruyoruz. İçini dolduruyoruz. İçi dolu. Evet. Evet arkadaşlar, bu içi doldurduğumuz zaman, içini boyadığımız zaman 5 bu x'i sağlıyor anlamına gelir. Bu ifadede en büyük x kaç olurdur sorusunun cevabı? 5. 5 olur deriz. Evet. Yalnız x küçük 5 ifadesinde 5 sayısını alamıyoruz burada söylediğimiz için. 5'ten küçük sayıları almamız lazım. Onu gösterirken de gençler 5'in olduğu yere bir yuvarlak ve içini boş bırakarak gösteriyoruz. Evet. Peki burada x en çok kaç olabilir desem İbrahim burada Hocam? Burada m bu açık küme olduğu için Ufuk Hocam 5'e yakın en büyük sayı yoktur. Onun eğer için gençler, o işe girmiyoruz. Dikkat edin, böyle sorularda birçok kişi en büyük x kaçtır sorusu direkt 4 der ama eğer x tam sayıysa 4'tür, tam sayı değilse 4.5, 4.9 çok büyük değerler alabilir. En büyük değeri burada yoktur diyoruz gençler. Evet. Aralık kavramı gençler eşitsizlikte çok kullandığımız bir kavramdır. Hı-hı. Aralık nedir? Hı-hı. Onunla ilgili İbrahim Hocam biraz bilgilendirme yapalım. 3 adet çeşidimiz var aralık olarak. Kapalı aralık Ufuk Hocam, açık aralık ve yarı açık. Kapalı burada aralık. Kapalı aralık her iki tarafından da sınırlar dahil ise, yani eşitlik var ise kapalı aralık diyoruz. Örneğin sayı doğrusunda 2 AB sayısı bu A'lar ve B'ler dahil ve aradaki tüm sayılar dahil anlamına gelir. Bunu bir de köşeli parantezle de yazabiliyoruz Ufuk Hocam. Onu da gençler arkadaşlarımız gösterelim. Arkadaşlar 3 şekilde gösterebiliyoruz. Ya bu şekilde eşitsizlikle gösterebiliriz veya köşeli parantezle bir küme arkadaşlar. Bu bir aralık demektir. Evet. A ve B dahil biz buna kapalı aralık diyoruz. Sayı doğrusunda da bu şekilde gösteriyoruz. Eğer A ve B hariçse İbrahim açık, Hocam. O zaman da açık aralık dediğimiz oluyor. Açık aralıkta da eşitlik olmuyor. Sınır uçlarımız dahil olmamış oluyor. A ve B noktaları açıkta kaldığı için açık aralık diyoruz Ufuk Hocam. Evet. Bunun da parantezi köşeli değil de yuvarlak parantez şeklinde oluyor. Gençler bu gösterimlere lütfen aşina olun. Hani alacak mıydım, almayacak mıydım gibi ikilemlere düşmeyin lütfen. Yarı açıkta da Ufuk Hocam. Adın kendini gösteriyor. Gibi bir tarafı açık, bir tarafı kapalı. Bu sağ da olabilir, sol da olabilir. Değişebilir. Sonuçuna göre biz bir örneğini verelim. Diğeri zaten. Mesela A eşit A küçük eşit X. A küçük eşit X. Küçüktür B olsun. Burada arkadaşlar biz eşittirin olduğu tarafa kapalı diyoruz. Eşittirin olmadığı tarafa da açık taraf diyoruz. Örneğin A dahil olduğu için içini boyuyoruz. A kapalı diyoruz. B de açık, içini boş bırakıp aradaki tüm sayıları alabiliyoruz. Küme şeklinde gösterirsek gençler. Ufuk Hocam onu da A'yı kapalı köşeli parantez, B'yi de açık olduğu için yuvarlak parantez şeklinde göstermiş oluyoruz. Okurken de A kapalı B açık aralığı diyebiliriz. Evet diyebiliriz Ufuk Hocam. Peki bu dediklerimizle alakalı bir örnek çözelim hocam. Evet. X için -9/2 ile 8 arasında, Y için ise -2 ile 5 arasında diyor. X'in -9/2'ye eşit olabileceğini, Y'nin de 5'e eşit olabileceğini arkadaşlar göstermiş. Orada kapalı aralık iki şekilde de vermiş. Buna göre diyor, X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı diyor. X'in alabileceği tam sayı değerleri arkadaşlar -9/2 ile 8 arasında olacak. -9/2 dediğimiz değer 4.5. -4.5 olmuş oluyor. Buradaki tam sayıları yazalım Ufuk Hocam. -4 vardır. -4. -3, -2, nokta nokta dersek şayet 7'ye kadar gideriz. 8'i alamayız. 4, çünkü 5, 6, 7 yazayım hocam. 8'i alamamamızın sebebi içi açık olması. Daha önce söyledik. Evet. Evet. X'in alabileceği değerler bunlar gençler. Bunları toplayın diyor Ufuk Hocam bize soruda. O zaman hocam +4, -4, -3, +3. Bunların hepsi birbirini götürecek.
5, 6, 7 5, kaldı. 6, 7'nin 18 yaptı Ufuk Hocam. 18 diyelim. Gelelim Y'ye. Y için. Hı hı. Y için konuşursak arkadaşlar, eksi 2 ile 5 arasındaki sayılar diyor. 5 dahilmiş. Yine bir sayı doğrusu çizip yeni bir sayı doğrusu üzerinde bunu da gösterebiliriz. Bakalım, eksi 2 sayısı açıkta olacak. 5 sayısı kapalı olacak. O zaman Ufuk Hocam eksi 1'den başlayarak, evet, tam sayıları yazarsak. Eksi 2 alamıyoruz arkadaşlar, evet, açık olduğu eksi için. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5'i de ne yapıyoruz arkadaşlar? İllaki alıyoruz. Evet. Bunları da toplarsak Ufuk Hocam, yine eksi 1 ile 1 birbirini götürür. Zannedersem toplamı 14 çıkar. Evet. Bu çarpımı, evet, bunların çarpımı soruyor. Burada arkadaşlar çarpmak size kalsın. Arkadaşlara ödev olsun hocam. Evet, 18 ile 14'ü evet, çarpın gençler. Evet, eşitsizliğin özellikleri arkadaşlar, kullanmamız gereken sorularda, evet, bilmemiz elimizde gereken ne gibi haklarımız var, bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Bu eşitsizlik konusu böyle formal bir konu. Kurallarını iyi bilmek lazım, benimsemek lazım. Devamında kolay. Diyoruz ki arkadaşlar, bir eşitsizlik varsa her iki tarafına aynı sayı eklenebilir veya çıkarılabilir. Örneğin? Yani bir A sayısı ekleyelim Ufuk Hocam her iki tarafa. Eşitsizlikte herhangi bir değişim olmuyor. Evet. Yani eşitsizlikte değişim olmuyor demek. Küçükse küçük, küçük eşitse küçük, eşit büyükse, evet, büyük, büyük eşitse büyük eşit demektir. Aynı şekilde her iki taraftan A sayısı çıkarırsak, o zaman da yine eşitsizliğimizde herhangi bir yön değişimi söz konusu, evet, değil diyoruz arkadaşlar. İkisini de söyleyebiliyoruz. Evet. Bir başka özelliğimize geçelim. Bir eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayı ile çarpılırsa, burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, bunu ayırdık. Evet, bu çarpma işlemi Ufuk Hocam genelde önemli. Genelde denklemdeki alışkanlıkla bazen her iki tarafı aynı sayıda çarpıp devam ederiz işleme. Evet. Arkadaşlar, eşitsizlikte çarpma yaparken dikkat etmemiz lazım. Toplama gibi değildir. Rahat rahat toplayamayız. Evet. Mutlaka pozitif veya negatif diye ayırıyoruz İbrahim Hocam. Evet. Pozitifse bir sayıyla çarpılırsa eşitsizliğimiz yön değiştirmiyor. Değişmez diyoruz ya da yön değiştirmez diyoruz. Ama ne yapıyoruz? Negatif sayı ile çarparsak eşitsizliğimiz yön değiştirir diyoruz. Peki yön değiştirmek ne demek İbrahim Hocam? Hemen bir tane somut örnekle hem pozitife hem de negatife örnek, evet, verelim ki arkadaşlarımız beyinlerinde böyle güzelce, evet, yerleştirsinler. Bu söylediğin şey çarpma için geçerli, bölme için de geçerli. Aynen, şey bölme için de geçerli. Örneğin. Mesela 2 küçüktür 3. Mesela ben bu eşitsizliği Ufuk Hocam pozitif bir sayıyla genişleteyim. Mesela 5 ile genişletsem. 5 ile çarparsak. Çarparsak 10 ve küçüktür 15. Hangisi küçük? 10 küçük. Yani bizim bahsettiğimiz şu, eşitsizliğin sivri tarafının baktığı yön değişmedi. Sola, evet, baktı hala. Hı hı, evet. Eğer 2 ile 3'ü İbrahim Hocam siz kaçta çarpmak istersiniz? Bu sefer de eksi 5 ile çarpalım. Eksi aynı sayının negatifi olsun. Eksi 5 ile çarpıyorum. Hı hı. Eksi 10 ve eksi 15 sayısını elde ettik. Eksi 10 daha büyük oldu hocam. Evet. Eksi 10 sayı doğrusunda sağda olduğu için daha büyük oldu. O zaman eşitsizliği böyle yapmam lazım. Dikkat ederseniz. İşte buna yön değiştirme buna diyoruz. Buna yön değiştirme diyoruz. Sivri taraf sola bakarken burada artık sağa bakmaya başladı. Gençler, çarptığımız sayı eksi 5. Dikkat edin. Dolayısıyla negatif bir sayıyla çarpıyorsak eşitsizliğin yönünü değiştirmeyi unutmuyoruz. Unutmayın. Buraya bir dikkat çekiyoruz. Evet. Bununla ilgili uygulamamızı yapalım İbrahim Hocam. Hemen yapalım hocam. Bize verilen soru şudur. X'imiz eksi 2 ile 7 arasında bir sayıymış. Bu durumda diyor 3x eksi 2'nin değer aralığını bulun. Bakın x için tam sayı, doğal sayı falan demediyse biz x'i burada Ufuk Hocam reel sayı anlıyoruz değil, evet, mi? Evet, herhangi, evet, bir uyarı. O zaman biz mesela normal eksi 2 x 7 ifadesininden 3x eksi 2'ye ulaşmak istiyoruz. X'e uygulanan işlemlere, evet, bakıyoruz. Hocam. X'e uygulanan işlemler 3x eksi 2 olduğuna önce göre 3 ile çarpıp 2 çıkarmış Ufuk Hocam. 3 ile çarpalım. Çarpalım Ufuk 3 Hocam. 3 dikkat edin, pozitif bir sayı. Pozitif sayı. O zaman yön değiştirmeyeceğim. Eksi 6, 3x, 3 ile çarpıyordum 21. Yön değiştirmedim. 3 taraftan da 2 çıkaralım. Çıkaralım hocam. Ufuk Hocam. Eksi 8. Zaten çıkarmak ya da eklemek hiçbir şekilde yön değiştirmezdi. O zaman 19 bulduk. O zaman şöyle yazabilirim galiba. Açık aralık. Eksi 8, 19 aralığı şeklinde bulduk, evet, Ufuk Hocam. X bu aralıktadır diyoruz arkadaşlar. Evet. Peki buradaki örnekte de negatif bir sayıyla çarpınca hani dikkat çekelim, hı-hı, istedik gençler. Hı-hı. Y sayısı eksi 3 küçük eşittir Y küçüktür 2. Evet. Uygulanan işlemlere bakalım sırasıyla. Y'ye önce eksi 3 ile çarpma işlemi uygulanmış. Evet. Eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 Y. Şimdi gençler, eşitsizliğin yönünün değişmesi lazım. Çünkü negatif bir sayıyla çarpıyorum. O halde buradaki ifademizin yönünü dikkat edin sağa doğru çeviriyorum. Sivri taraflar sağa doğru döndü. Hı. Eksi 3'ün eksi 3 katı 9.
2'nin eksi 3 katı eksi 6'dır. İbrahim Hocam, ben nedense alışkanlık, genelde küçük sayıları hep solda yazmaya alıştım. Çevirelim hocam, problem böyle olmaz. Böyle yazmayı sevmediğim için arkadaşlar biz bunu çeviriyoruz. Eksi 6'yı sola alacağım. Dolayısıyla ben genelde çarparken direkt şöyle çarpıyorum. Sağdakini çarpıp sola aldığım zaman yön değiştirmiş oluyorum. Örneğin burada eksi 3 ile çarpacaksam 2'yi eksi 3 ile çarpıyorum, sola yazıyorum. Eksi 3'ye 3'ü eksi 3'ü eksi 3 ile çarpıyorum, sağa yazıyorum, artı 9 olarak. Yalnız evet, 3'ün yanındaki küçük eşittir yine 3'ün, yani çarpıldığı sayının yanına geçmek şartıyla. Evet. Hı hı. Daha sonra 14 eklenmiş. Biz de 14 ekleyelim. Eksi 6'ya 14 eklersek 8 küçüktür. Eksi 3y artı 14 küçük eşittir 25. 23 galiba Ufuk hocam. Hocam sen 23 diyorsan 23'tür. Yani ben bazen yaparım hocam. Peki. Sonra 2'ye böleriz. Sen, böleriz. İş garanti olsun İbrahim hocam. Peki 4. 4 küçük eşit. Eksi 3y artı 14 bölü 2 küçük eşit 23 bölü 2. 23 bölü 2'yi bu şekilde bırakalım. Yine açık, yarı açık aralık şeklinde de yazalım mı Ufuk hocam? Bunları açık aralık şeklinde yazarsak gençler şöyle söyleyeceğiz. 4 eşittir olmadığı için açık parantez, virgül, sıradaki sayımız 23 bölü 2. 23 bölü 2 yazdık. Yalnız eşittir olduğu için köşeli parantezle bu ifadeyi koymuş olduk. Az önce bir yaptığım hatayı fark ettim hocam ama nedir biraz acaba? Geç de olsa şimdi düzelteyim. Biz 3x eksi 2'nin aralığını bulmuşuz. Buraya x eleman dedik. Bunu düzeltelim istiyorsanız gençler. Yanlış da durmasın. Hı hı. Burayı 3x eksi 2 olarak. Hatanız bu olsun Ufuk hocam. Böyle küçük hatalar yapalım. Evet. Daha büyük hatalar yapmayalım. Evet. Arkadaşlar, bu özellikle alakalı sınavlarda çıkmış bir soru karşımızda. Çok da kolay bir soru arkadaşlar. Evet. Görün yani hani sorular böyle sizi çok da korkutmasın. Bu tarz basit sorularda temel şeyleri bilerek de çok rahat soru çözebiliyorsunuz ki 2017 YGS sorusu birinci gördüğünüz gibi gayet kolay bir soru. Buyurun hocam. Ufuk hocam 2x'i vermiş. X'e inmek isteyeriz önce tabii ki de. Önce tabii ki 2'ye bölerek bir x'e ulaşalım. Çünkü sorunun kökünde x var. Evet. O zaman eksi 3 küçüktür. 2x küçüktür. 7 yazdık. Sonra her tarafı 2 ile bölelim. 2'ye bölelim. Dikkat çekelim 2 pozitif olduğunu. 2 pozitiftir 2 gençler. 2 pozitifse yön değiştirmiyorum. Buna da dikkat ediyoruz. Şimdi x'in önünde dikkat edersek eksi x eksi var. X var. Bizden x değil de eksi x'li bir şey istemiş. O zaman biz İbrahim hocam bunu eksi 1 ile çarpalım. Evet, çok güzel bir noktaya Ufuk hocam değindi. Gençler bu 5 eksi x ifadesi lütfen dikkat edin. Aslında eksi x artı 5 ifadesidir. Dolayısıyla eksi x artı 5 olarak düşünürseniz 5 eksi x'leri daha bir rahat edeceğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla eksi Ufuk hocam çarpalım. Eksi 1'e çarpalım. Sağdaki o eksi... zaman Ufuk hocamın taktiğine göre çarpalım. Onu kırmayalım. Eksi 7 bölü 2'yi bu tarafa yazdım. Eksi x'i yazdım. 3 bölü 2'yi de bu tarafa yazdım. Sayıların yerini değiştirdiğim için Ufuk hocam demişti ki yön değiştirmeme gerek yok. Doğru zaten mudur Ufuk hocam? Zaten bu yön değiştirme anlamına geliyor. Evet. Hocam. Çünkü 7 bölü 2 sağda büyükken şimdi artık eksi 7 bölü 2 solda küçük oldu. Bu yön değiştirme anlamına. O zaman artık yapacağımız tek müdahale kaldı. 5 eklemek. Ufuk hocam 5 eklersem eksi 7 bölü 2'ye. Hocam bana güvenme. Ben. Peki o zaman 3 bölü 2 oldu. Evet. Eksi x artı 5 oldu. 5'e 3 bölü 2 eklersek 13 bölü 2 oldu. Sorumuz ne soruyor? Alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir diye soruyor. Bakalım hangi tam sayı değerlerini verebileceğiz. 3 bölü 2. 1,5'tur Ufuk hocam. 1,5'tur 3 bölü 2. 1,5'la 13 bölü 2'de 6,5'tur diyoruz. 13 bölü 2, 6,5. Gençler 1,5'la 6,5 arasındaki sayılar bizim için hani zor bir. Evet 2, 3, 4, 5. Problem değil. 6'yı unuttum hocam ben. Hocam sıkıntı yok. 6'yı da ekledik. O zaman bunların da toplayın diyor Ufuk hocam. 8, 8, 16, 4 de orada 20 var diyoruz. Evet. Bir çıkmış soruyla daha karşı karşıyayız hocam. Evet Ufuk hocam. Şimdi bu soruyu da çözeriz. Lakin öncesinde şunu önemsiyoruz gençler. Sizler de lütfen dikkat ediniz. Şimdi burada üçlü eşitlik olabiliyor denklemlerde göreceğiz. Bu şekilde üçlü eşitsizlik de oluyor. Bu eşitsizlikleri lütfen şuradaki ifadeyi b kare küçüktür ab küçüktür b eksi a ifadesini önce bir burayı b kare küçüktür ab ve diyoruz ve a çarpı b küçüktür b eksi a şeklinde ayırsınlar. Yani evet hocam. Bu çok birinci önemli. Birinci kısım ve ikinci kısım şeklinde ayırırsak
incelememiz daha rahat olur. Kesinlikle Ufuk hocam. Şimdi bundan sonra gençler mesela burayı düşündüğümüzde b kare küçüktür a çarpı b. Çok güzel. İki tarafta da b çarpanı var. B'ye bölmek isteriz haliyle. Evet. Ama şimdi bölme ya da çarpma yaparken böldüğümüz ya da çarptığımız sayının pozitif ya da negatif olması bizim için bir önem kazanıyor. Az önceki örnekte 3'e çok rahat böldük çarptık. Çünkü 3'ün ne olduğunu biliyorduk. Ama burada b'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bölme yaparken de siz dediniz ne olduğunu bilmek lazım. O zaman bu b pozitif mi negatif mi diye bence ikiye ayırarak soruyu irdeleyebiliriz. Tamam, doğru bilemiyorsak ayıralım. Evet. Böyleyse diyelim. Bir de şöyle ise diyelim. Tamam. İkisini irdeleyelim. Peki Ufuk hocam ben 1 diyeyim. B büyüktür 0 ise. Yani B'yi 0'dan büyük kabul ettim arkadaşlar. Olmayabilir. Olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız. Şayet B 0'dan büyükse B'ye böldüğümde yön değişikliği yaşamayacağım. İki taraftan B küçüktür A olacak. Tamam. Peki bu bilgim diğer bilgimle çelişiyor mu Ufuk hocam? Ne dersiniz? Öğretmenim. B A'dan küçük ise. B A'dan küçük ise. B eksi A için. Belki bir şey daha dikkat çekmemiz lazım. Belki soruda hocam. B karenin pozitif olması gençler. B eksi A'yı da dikkatli incelersek şu sonuca ulaştırır bizi. B kare pozitiftir. B eksi A ondan daha da büyüktür. Demek ki B eksi A daha da pozitiftir. Doğrudur. Yani pozitif. Dolayısıyla biz buradan şunu görüyoruz. A'yı bu tarafa gönderirsek artı olarak içer. A küçük B olmak zorunda bu sorunun içinde olan bir bilgidir aslında. Bu gizli o zaman bizim Ufuk hocam. Bizim bulduğumuz B küçük A küçük B ile çelişti. O zaman B büyüktür 0 demekle demek ki yanlış bir başlangıç yaptı. Demek ki bu ifadenin sağlanabilmesi için B'nin pozitif olması mümkün değil. Değil. O zaman ikinci adıma geçelim. İkinci adıma direkt geçebiliriz. B küçüktür 0 ise. İbrahim hocam diyoruz. Bunu yalnız önceki bunu çok güzel saklamışlar bu soruda. Bunu görmezsek bunun olup olmadığını incelemek gerçekten zordu. Gerçekten biraz zaman alırdı evet. Şeyi de o zaman hani uç noktalara bakıp da bir yorumda yapmak gerekebiliyor bazen. Çok önemli bir noktaya değindik. Devam edelim hocam. Peki o zaman B küçüktür 0 olduğuna gönülden bir kere inandık. Ufuk hocam B küçüktür 0'mış. Peki B küçüktür 0 ise ben yine B kare küçüktür AB'yi B'ye böldüğümde B büyüktür A geliyor. Eşitsizlik yön değiştirdi çünkü B negatifti. Biz zaten A'nın B'den büyük olduğunu biliyor idik. Evet. Bir sıkıntı olmadı, çelişme olmadı. Burada bir sıkıntımız yok. Demek ki B küçük. O zaman hocam şöyle biz şunu bulduk. B'nin negatif olmasının zorunlu olduğunu gördük. B negatif. O zaman bu B'nin sıfırdan küçük olduğunu da birleştirirsek yani A küçük B zaten olmak zorundaydı. B de negatif. Demek ki A B'den küçük, B de sıfırdan küçük olarak E şıkkında doğru cevabı görüyoruz. Evet, güzel bir soruyu geçiyoruz arkadaşlar. Bir başka özelliğimiz. Geçişme özelliği diyoruz arkadaşlar bu özelliğe. Çok da basit bir özellik zaten. X Y'den küçük ve Y de Z'den küçükse X Y'den küçük yani X Y'nin solunda, Y de Z'den küçükse Y de Z'nin solundaysa X Z'den küçüktür diyoruz. Gayet basit, anlaşılır bir özellik. Bir sonraki özelliğimiz. Aynı yönlü eşitsizlikler arkadaşlar. Buradaki haklarınıza çok iyi sahip çıkın. Taraf tarafa toplanabilir ama Ufuk hocam çıkarma, bölme ya da çarpma yapamayız. Çıkarılamaz, çarpılamaz ya da bölünemez diyoruz. Buna dikkat edin. Alışkanlık bazen denklemlerde yaptığımız şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Eşitsizlikler birçok yerde bizi kısıtlıyor. Taraf tarafa toplanabilir demek şu demektir öğretmenim. Küçüktür, küçüktür. İkisi de aynı yönlüyse yani sola bakıyor küçük taraflar. O zaman biz bunları taraf tarafa topladığımızda küçük olanların toplamı A artı X, büyük olanların toplamı B artı Y'dir diyebiliyoruz. Evet. Bu eşitsizlik hala sağlanır. Yalnız alt alta çıkarttığımızda gençler tekrar söylüyoruz hata verir. Çarptığımızda hata verir. Böldüğümüzde problem çıkartır. Evet. Peki onlarla ilgili neler yapabiliriz? Onları da örneklerde göreceğiz. Yani çıkarma yapsak ne yaparız? Görelim. X ve Y gerçel sayıların aralıkları yukarıda verilmiş arkadaşlar. Gerçel sayı diyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Çünkü bir sonraki örneğimiz de buna çok benzer bir örnek hocam, olacak. Yani aynı örnekte tam sayı dese sonuç değişebilir. Evet. Zaten bir sonraki örneğimiz de o şekilde. 3X artı 2Y için aralık istiyor bizden. Bakalım. Gençler x'in eksi 3 ile 9 arasında olduğunu bildiğimiz için bunu 3 ile çarpıyorum. Pozitif bir sayıyla çarptığım için de eksi 9 3x 27 yazıyorum.
yönün değişmeyeceğini biliyorum. Şimdi de 2y lazım. Ufuk hocam bir şey söyleyeceksiniz. Aynı şeyi 2 için yapalım hocam. 2y'yi de yazalım buraya. 2y'yi bulmak istiyorum. 2 ile çarpıyorum. Pozitif sayıyla çarptığım için yönün değişmeyeceğini. 4'ün 2 katı 8, 5'in 2 katında 10 olduğunu biliyorum. Taraf tarafa toplarsam şayet. Az önceki özellikten dolayı toplama hakkımız var. Eşitler var. Aynı yönlü olduğu için. 37 burası da eksi 1 yapıyor. O halde en büyük tam sayı değeri 36 maksimum olmuş oluyor. En küçük tam sayı değeri olarak da eksi 1'den büyük olacağı için en küçük değer için de 0'dır diyoruz Ufuk hocam. Şimdi öğretmenim, bu örnekte eğer gerçel sayı değil de tam sayı deseydi biz bu yaptığımız işlemlerin tamamı çöp olurdu. Evet. Biz burada 3x'in tam sayı olduğunu düşünüyoruz belki, ya da 3x artı 2y'nin bir bütün olarak sonucunu 36 buluyoruz, ama tam sayı derse gençler bu yöntemi kullanamayız. Hocam bir sonraki örneğimiz hemen galiba onunla alakalı. Açtık. Hı hı. Evet arkadaşlar, yeni örneğimizde aynı mantıkta bir sorunun tam sayılı evet karşımızda. Şimdi gençler bir kez daha söyleyelim. Eğer x ve y tam sayıysa deminki soru gibi aralık işlemi yapmıyoruz. Amacımıza uygun sayılar seçiyoruz. 3x artı 2y'nin en büyük ve en küçük değerleri soruluyor Ufuk hocam. O zaman ben x'in alabileceği en büyük değer olarak 8, en küçük değer olarak eksi 2'yi görüyorum. Y'nin alabileceği en büyük değer olarak 4'ü. Y max 4 diyelim. Evet. En küçük değer olarak da eksi 3'ü alırım. Şimdi Ufuk hocam, 3x artı 2y'nin en büyük olmasını istiyor isem x'i de büyük, y'yi de büyük seçerim. Evet. En büyük değeri ikisi de büyük seçersek 8'in 3 katıyla 24, 4'ün 3 katı 12 olur. 2 katı 8 olur. 24 artı 8'den eşittir 32 buluruz. 32. Az önceki soruda üst sınırlar aynıydı hocam ve orada 36 bulmuştuk. Hı hı. Demek ki tam sayı olması olayı etkiliyor. Burada gördük. Evet. En küçüğünü de hemen söyleyelim. O zaman x ve y'yi küçük seçelim Ufuk hocam. Evet. Eksi 2 ve eksi 3 seçersek eksi 6 yapar. Eksi 6. Diğeri orası de eksi 6 yapar. Cevap o zaman en küçük değer eksi 12 olarak bulunur. Bulunur. Taraf tarafa çıkarmayla ilgili bir örneğimiz var. Hocam hızlıca ben yapayım arkadaşlar. Olur. Takip etsin. Burada uyarımız sadece taraf tarafa çıkarma yapılmaz demiştik. Yapılmazın örneğini vereceğiz. Arkadaşlar taraf tarafa çıkarma yapılmazsa ne yapılır? Onu şöyle söyleyelim. Benzer bir soru. Taraf tarafa çıkarma yerini arkadaşlar 3x ile eksi 2y'yi topluyoruz. Evet. Taraf tarafa toplama olmuş olur. Hı-hı. Yani y'li olan ifadeyi eksi 2 ile çarpıyoruz. O zaman hemen 3 ile çarpalım hocam. Eksi 9 küçüktür. 3x küçüktür 27. 27. Eksi 2 ile de çarpalım. Eksi 10. Evet. Eksi 10 küçüktür. Eksi 2'ye küçüktür. Eksi 8. Taraf toplama keyfi yaşarsak hocam. 3x eksi 2'yi böylelikle elde etmiş 19 oluruz. Arası oldu. Öbür tarafta eksi 19 oldu hocam. Çok da güzel oldu. Artı 19 aralarında diyoruz. Evet. Bir başka özellik, taraf tarafa çarpılmaz dedik. Çarpılmaz dedik ama çarpma soruları da gelir karşımıza. Gelir. Evet. Peki çarpma sorularına ne yaparız? Gençler. Ufuk hocam şöyle yapıyoruz. A, X, B, alt alta yazalım evet. Çarpacağımız sayılarımızı. C, Y, D diye. Şimdi Ufuk hocam A ile C'yi çarpıyorum. Yani alt alta bir kere çarpıyoruz. Evet. B ile D'yi de çarpayım alt alta demişken. Sonra çaprazlama da yapayım hocam. Birinin küçük değerini diğerinin büyük değeriyle çarpıyoruz. Çarptım. B ile C'yi de çarptım. Küçük sınırı büyük sınırla çapraz çarpıyorum. Elimde 4 tane sayı oluştu. Bu sayılardan en küçüğü benim için alt sınır, en büyüğü de üst evet. sınır olur. Bunlardan hangisi en küçükse arkadaşlar? Minimumunu buraya yazıyoruz. En büyük olanı da buraya yazıyoruz. Yani alt alta çarpmak değil de hem alt alta çarpıyoruz hem çapraz çarpıyoruz. Bu 4 sayı içinden sınırı buluyoruz. Evet. Örneğimizi hemen yapmaya çalışalım. Arkadaşlar x ve y gerçel sayılar olmak üzere demiş. Aralıklarımızı vermiş ve x çarpı y'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini sormuş. O zaman biz hemen şöyle yapalım. Alt alta yazalım. Eksi 6 küçük x küçük 7. Eksi 8 küçük y küçük 5. Sonra alt alta çarpınca oluşan sayılar. Eksi 6 eksi 8. 48. 48 notumu aldım. 6, 7 kere 5. 35. 35 notumu aldım. Eksi 6 kere 5. Eksi 30. Eksi 7 kere eksi 56. Eksi 56. Hı hı. 4 tane sayı var. Öğretmenim hangisi en küçük? Eksi 56 görüyorum. Eksi 56'yı alt sınır. En büyük olarak da 48'i. 48'i görüyoruz. Evet gençler, çarpma sorulduğu zaman yapmamız gereken işlemler budur. Yalnız burada dikkat edilecek tek nokta, çarptığımız sayıların birbirinden bağımsız
değişkenler içermesi. Evet. Birinde x varken birinde de x'li bir ifade varsa bunu yapamayız. Onu da not olarak söyleyelim. Evet arkadaşlar, bu soruyla bu videomuzu da bitirdik. Konuyla alakalı birkaç özelliğimiz ve güzel örneklerimizi ikinci videomuzda ele alacağız arkadaşlar. Bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, bildirim zillerini açın. Ve çok soru çözün. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.